Vücudumuzun dolaşım sistemi bir apartmanın kalorifer sistemi gibi bir sirkülasyon sistemidir. Yani kaloriferde çevreye su ile ısı götürülür. Dolaşım sistemimizde ise vücudumuza, çevreye yani oksijen ve diğer gıdalar taşınır. Kalbimizin sol tarafından oksijenlenmiş temiz kan, gıdalar da taşıyan kan atar damarlarla çevreye götürülür. Sonra orada karbondioksit ve diğer atılacak şeylerle oksijeni ve çeşitli gıdaları değişim yapar ve sonra kalbimizin sağ tarafına döner. Sağ taraftan da temizlenmek, oksijenlenmek üzere ve karbondioksiti akciğerden havaya vermek üzere akciğerlere gider ve temizlendikten sonra yine tekrar sol kalbe döner. Buna dolaşım sistemi diyoruz. Bu dolaşım sisteminin özellikle kalp bölümünün herhangi bir kesiminde kanın ilerlemesinde bir engel olursa buna kalp yetersizliği diyoruz. Eğer bu engel sol kalpte olursa sol kalp yetersizliği, sağ karıncıktan akciğere doğru kanın ilerlemesinde bir zorluk varsa da sağ kalp yetersizliği diyoruz.